Şimdi deprem anında çocuklar da dışarıdaydı. Parka götürmüştüm. Deprem orada yakalandık. Tabii hemen eve koştum. Yani ev büyük bir ihtimalle. Yani aklıma geldi tabii. Yıkılmış diye eve koştum geldim. Ev yıkılmıştı, çökmüştü tam olarak. Ailemden 9 kişi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi, 3 tane de yeğenimi. Deprem Allah kimse göstermesin çok acı bir şey. Çok acılar yaşadık. Yani o gün acımız neyse şimdi aynıdır. 2920 gün oldu. Acıda eksilen bir şey yok. Yer olarak bu sonradan yapıldı. Yer olarak burasıydı. Yan tarafı da burasıydı. 6 dairemiz vardı. 4 tane de iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Burada can kaybı da oldu tabii. Kiracılarımızdan olan olsun. İşte ben de 2 tane kızım kaldık. Şimdi o zaman 8 yaşında, büyük 5 yaşında. Şimdi 16 yaşına girdi. Diğeri 13 yaşında. Şimdi üçümüz beraber yaşıyoruz. Bir de işte 8 yılda. Acı değişmedi. Çocukların anne özlemi. Değişir diyorlar ama değişmedi. Yani hatta yani söyledim o özlemden dolayı acı her zaman artarak katlanıyor yani. Bir de çocuklarla yalnızım, çocuklara bakmak var. Onların her şeyle ilgileniyorum. Ya orada güvendeyiz. Orada TOKİ'nin yaptığı şeyler güvendeyiz orada. İşte çocuklarla anlaşıp gidiyoruz çocuklar. Valla Erciş söyleyeyim dediğiniz gibi kıyamet gibi. Şimdi ben buraya yaklaşık deprem olduğunda buraya 150-200 metre uzak bir yerdeydim. Zaten buralardan tozun kalktığını gördüm. Oradan bile gördüm buranın toz kalktığını. Toz toprak içinde görünen bir şey hiçbir şey görünmüyor yani. Çocuklar okuyor, bir lise 3'tedir, diğeri orta 4'tedir. Büyük kızım 4 yıldır yemeğimizi o yapıyor. Küçük kızım da işte sabah 6'ya çeyrek uyanırım, çocuğu uyandırırım. O hazırlanırken okula ben onun kahvaltısını hazırlarım. Ondan sonra servis alır okula götürür. Büyük kızım da ondan yarım saat sonra uyanır. Kendisinin ihtiyaçlarını görüp o da gittikten sonra ben de işime gelirim.